Snapdragon 720G ile Snapdragon 865'i karşılaştıramazsınız bile. Yani karşılaştırırsanız Allah çarpar. Dolayısıyla çünkü bunu soran var bana. Çünkü abi hani Reno 3 Pro alsak daha mantıklı mı diye soranlar da var. Ya benim diyor kullanıcım, benim diyor hayran kitlem bunu istiyor diyor. Ya karanlık yerine gittim, ya fotoğraf çekeceğim, tutuyorum aydınlıyor. Yani çünkü sensör o kadar büyük ki karanlık yer diye bir şey yok telefonla fotoğraf çekerken. Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan bana ben. Bugün size ne yapacağız? Bugün sizinle Xiaomi Mi 10T Pro'nun hep beraber detaylı olarak incelemesini yapacağız. Şimdi şöyle söyleyelim. Herhalde ya bana en çok sorulan, en çok merak edilen gerçekten incelemelerden bir tanesi kesinlikle Xiaomi Mi 10T Pro oldu. Bu konuda çok fazla soru aldım. Yani insanlar bana şunu sordular. Abi hani telefonla ilgili sen ne düşünüyorsun? Telefonla ilgili yorumların nedir? Telefonu almalı mıyız, almamalı mıyız? Diye çok fazla soru aldım. Bütün içtenliğimle size telefonun artılarını ve eksilerini anlatacağım. Şimdi açıkçası şöyle söylemek lazım. Herhalde telefonun dilerseniz öncelikle eksilerinden bahsedelim. Daha sonra artılarından bahsederiz. Çünkü işte reklam mı yapıyorsun falan filan diyen var. Öyle bir şey olsa zaten emin olun bunları söyleyemeyiz. Şimdi bu telefonu amiral gemisi bir telefon tasarımında mı diye soruyorsanız valla bana soruyorsanız değil. Çünkü neden diyeceksiniz? Şimdi amiral gemisi telefonlarda son dönemde alıştığımız şey nedir? İşte edge ekranlar, daha ince çerçeveler falan filan. Efendime söyleyeyim daha hafif telefonlar. Bunlar bizim amiral gemisi telefonlarda görmeye alışık olduğumuz özellikler ama bu telefon öyle bir telefon değil. Yani baktığınız zaman gerçekten de 9.3 mm kalınlığa sahipti sanıyorum. Yanlış olmasın 9.9 mm kalınlık da olabilir. Yani ince yeri 9.3 de kalın yeri 9.9 mm de olabilir. Hemen buradan tekrar açalım özellikleri, spesifikasyonlara bakalım. Evet 9.3 mm doğru hatırlıyorum. Ama dediğim gibi en kalın yeri 9.9, o kameranın olduğu yer 9.9 olarak geçiyor. Şimdi şöyle söylemek lazım. Yani bu kadar kalın bir telefonun aslında amiral gemisi olarak hani algılamak çok kolay değil. Bir de bununla beraber bu telefonun 218 gramda ağırlığı var. Bu amiral gemisi telefonlara işte bu ağırlıkları çok fazla Apple tarafında görüyoruz ama diğer dediğim gibi Android üreticilerinde çok fazla bu ağırlıkları görmüyoruz. Aslında bu noktada baktığımız zaman endüstriyel tasarım açısından baktığımızda edge ekranların da olmamasıyla beraber tabii ki amiral gemisi telefonlarda da OLED ekranlara alışırız. Yani orada mesela amiral gemisi telefonlar içinde şu anda LCD panel kullanan bir açıkçası üretici yok. Ya bunlara baktığımız zaman bu telefonu amiral gemisi bir telefon olarak algılamak çok doğru değil. Fakat tam karşılığında da şu var. Yani Xiaomi diyor ki arkadaş ben evet diyor endüstriyel tasarım tarafında tamam çok diyor işe girmiyorum ama ben diyor abi insanlara benim diyor kullanıcımın istediği şeyi veriyorum diyor. O da nedir? Tamamen saf bir hani pro bir power yani doğal bir güç veriyor bize. Ne yapıyor? İşte Snapdragon 865 Yonga setini kullanıyor. Çünkü şu an dünyanın en dediğim gibi hızlı Yonga seti. Bununla beraber 8 GB LPDDR4X RAM'leri koyuyor telefona. Bu da yetmezmiş gibi UFS 3.1 desteğiyle arkadaşlar telefonu inanılmaz bir şekilde güncelliyor ve telefon tam bir donanım canavarı haline geliyor. Yani şimdi bu fiyat segmentine baktığımız zaman şu an benim elimde tuttuğum telefon Xiaomi 10T Pro 128 GB hafıza ve 8 GB sistem belleği var. Yanlış hatırlamıyorsam yine 5799 TL fiyat olması lazım. Şimdi bu fiyat segmentine baktığımız zaman aslında tam karşılığında ne var diyorsunuz? Mesela Samsung'un Galaxy S20 Fan Edition modeli var. Şimdi bu telefona bakıyorsun. Yani o telefon da böyle hani orta segment gibi bir telefon. Yani çok derin bir kafaları karıştıran bir telefon. Şimdi bununla beraber Oppo mesela Reno 3 Pro var. Yani diyor ki hatta belki Reno 4 Pro'yu da koyabiliriz ama biraz daha fiyatının herhalde Reno 3 Pro'ya biraz daha uygun olduğunu görüyoruz. Reno 4 Pro'dan da bahsedebiliriz. Çok da önemli değil. Onun da yine tasarımı yine dediğim gibi amiral gemisi tasarımı gibi. Yani Reno 4 Pro'ya baktığımız zaman işte 160 gram ağırlıklar var. İşte edge ekran var, OLED ekran var falan filan. Ne var? Snapdragon 720G var. Yani bugün Snapdragon 720G ile Snapdragon 865'i karşılaştıramazsınız bile. Yani karşılaştırırsanız Allah çarpar. Dolayısıyla yani burada iki telefonu buna baktığınız zaman Reno 3 Pro hani biraz daha 765G var falan filan daha absorbe edebilir ama Reno 4 Pro mesela tam karşılığında var. Açıkçası tam karşıya koyamıyorsunuz ama tasarım diyorsanız çünkü bunu soran var bana. Çünkü abi hani Reno 3 Pro alsak daha mantıklı mı diye soranlar da var. Tasarım tarafında işte o zaman Reno 3 Pro öne geçiyor. Yani sen eğer diyorsan ki abi ben tasarım olarak benim için telefon önemli diyorsanız o zaman dediğim gibi bu telefon tam sizin tercih edeceğiniz bir telefon değil ama Xiaomi şunu söylüyor aslında. Ya benim diyor kullanıcım, benim diyor hayran kitlem bunu istiyor diyor ve gerçekten de bunu sağlıyor. Şimdi bu telefon sadece böyle de değil. Yani 108 megapiksel kamera desteğiyle beraber aslında baktığınızda yine bu fiyat segmentinde sunulmayan da sunan bir marka haline geliyor. Yani hem kamera desteği hem kamera pikseli, kamera özellikleri anlamında da söyleyebiliriz. Hem de oyuncuları sunmuş olduğu özellikle gerçekten de telefonun çok önde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bu telefonda mesela söyleyeceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi şu.
bu telefonda bugüne kadar hiçbir telefonda görmediğim bir özelliği kullanabilmeye başladık. Bu da nedir? PUBG'yi açtığımız zaman 90 FPS diye bir özellik ortaya çıktı. Yani şimdi aslında Amiral Games telefonlarda bunu kullanabilir misiniz? Ya evet kullanabilirsiniz ama 5799-5800 TL'lik telefonlarda aslında görmediğiniz bir özelliği de insanlara sunulduğunu görüyoruz. Yani dediğim gibi bu telefon aslında tam anlamıyla kullanıcı odaklı bir telefon. Kullanıcının isteklerine cevap veren bir telefon. PUBG'yi 90 FPS'de oynayacağımı bana bundan bir yıl evvel söyleselerdi ya saçmalamayın falan filan derdik ama bugün gelinen noktaya baktığımız zaman dediğim gibi bu telefonla PUBG'yi 90 FPS'de oynamak gerçekten de oldukça güzel bir deneyim olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman aslında Xiaomi Mi 10T Pro'nun bize ne sunduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani kafanızda bu telefonu almayla almama arasında falan gidiyorsanız açıkçası ne istediğinize karar vermeniz lazım. Şimdi ben mesela bu telefonla yaşadığım deneyimi size aktarmak istiyorum. Bunu herkes anlatamaz çünkü dediğim gibi ben telefonu uzun zamandan beri kullanıyorum ve telefondaki yaşadığım kişisel deneyimi size aktaracağım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi ben sabahları uyandığım zaman arkadaşlar normalde ben sabahları saat mesela 8.30'da uyanıyorum. Fakat 8.30'da uyandığım zaman hemen uyanmıyorum ve biraz sosyal medyada zaman geçiriyorum. Çünkü gün içinde hiç sosyal medyaya giren bir insan değilim. Şimdi ben sabahleyin telefonu aldığımda açıp bu şekilde yatarak kullandığımda yani böyle yatağın da arkasına yastığımı koyuyorum böyle arkadaşlar. Telefonla böyle sosyal medyaya bakıyorum. Şimdi ben sosyal medyaya baktığımda telefonun ağırlığı bir süre sonra hissetmeye başlıyorum. Şimdi 218 gramlık ağırlığı normalde hissetmiyorsunuz ama dediğim gibi uzun süreli mesela sosyal medya kullanımında bunu hissediyorsunuz. Bakın oyunda bunu çok fazla hissetmiyorsunuz. Neden diyeceksiniz? Çünkü oyunda İki elle tutuyorsunuz ve aslında ağırlık dengesi de gerçekten de oldukça güzel bir şekilde dağılmış durumda. Fakat oyunda bunu hissetmezken sosyal medyada özellikle tek elle falan kullanıyorsunuz bunu ağırlığını zaman geçtikçe hissetmeye başlıyorsunuz. Mesela burada böyle bir detay var. Ama Xiaomi de diyor ki aslında ya benim diyor bu telefonumu alan insanlar genellikle oyun tutkunu olan insanlar bu telefonu alıyorlar diyor. Ki gerçekten de öyle tasarıma önem veren bir insansınız. Tabii ki burada Mi Note 10 Lite'ı da alarak, dediğim gibi onda AMOLED ekran var, Edge ekranlar var biliyorsunuz incelemesini yapmıştık. Onu kullanarak da farklı bir deneyim sizlere sunulabilir ama bu telefon tamamen ve tamamen genellikle oyuncular için geliştirilmiş oldukça başarılı bir cihaz. Pil tarafında da şunu söyleyelim. Gerçek kullanım pil testini detaylı olarak sizlerle paylaştık ama en azından inceleme içinde de değinmeden geçmek istemiyorum. Şimdi ben bu telefonun pilini 2 gün boyunca kullanabiliyorum. Çünkü ben telefonu çok sık kullanan, çok telefonla dediğim gibi haşır neşir olan bir insan değilim. Gün içinde çok fazla bilgisayarda zamanımız geçtiği için işte çekimler yapıyoruz, bunların editlenmesi var. Ya yani sosyal medyaya çok fazla girmiyorum, oyun oynamıyorum, YouTube'da video izlemiyorum, radyo dinlemiyorum. Dediğim gibi genellikle dediğim gibi görüşmeyi yapıyorum, o da dediğim gibi kulaklıktan yapıyorum. Çok fazla dediğim gibi telefonu eline alan bir insan değilim. O yüzden ben normalde bu telefonu 2 gün boyunca kullanabiliyorum ama şunu çok net söyleyeyim. Yani tabii ki testini yaptık bunları görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bu telefonu normal bir kullanıcı yani oyun oynayan, video izleyen bir kullanıcı çok rahat bir şekilde gün içinde telefonunu kullanabilecektir. Zaten 33 Watt'ta hızlı şarj desteğiyle beraber yarım saat içinde telefonu %65 civarlarında da şarj edebiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi bu telefonun oldukça güzel özelliklerinden bir tanesi. Kamera tarafında ise dediğim gibi 108 megapiksel bir ana sensörümüz var. İsterseniz 108 megapiksel alıp kendiniz fotoğraf çekebiliyorsunuz ama tabii ki normalde çektiği fotoğraflar 108 megapiksel değil. Ama dediğim gibi 108 megapiksel modu telefonda var. Zaten bunu kamera detaylarını göstereceğim. 13 megapiksel de arkadaşlar geniş açı sensörümüz var ve gerçekten çok başarılı bir fotoğraf çekiyor. Zaten bunların tek tek fotoğraflarını çektim. Bunları da göstereceğim. Hatta belki dediğim gibi kamera ile ilgili belki başka bir video çekmek lazım. Evet kamera ile ilgili başka bir video çekelim. Çünkü biraz dediğim gibi kamera tarafına değinmek istediğim bazı şeyler var. Mutlaka ayrı bir videoyla en azından kameraya değinelim. Bununla beraber de arkadaşlar 5 megapiksel de makro çekim özelliğine sahip bir kameramız var. Burada arkada sanki 4. kamera gibi görünen şey de arkadaşlar ışık sensörü. Işık sensörünün aslında çok uzun zaman evvel kullanıldığını görmüştük hatırlayacaksınız. LG G4'te kullanılmıştı ilk ışık sensörü. Ve telefonun kamerasının daha iyi fotoğraflar çekebilmesine olanak sağlıyordu. Gerçekten de bu telefonda ışık sensörü ile ilgili en ufak bir problemi yok. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Aslında bunun kamera incelemesini anlatacaktım ama şöyle küçük bir örnek vereyim. Hatta bu görseli getireceğim size. Gece fotoğraf çekimi için dışarı çıktım. Şurada yakınlarda bir park var. Biraz karanlık da bir park. Karanlık yerleri de var öyle söyleyelim. Ya karanlık yerine gittim. Ya fotoğraf çekeceğim. Tutuyorum aydınlıyor. Yani çünkü sensör o kadar büyük ki karanlık yer diye bir şey yok telefonla fotoğraf çekerken. Yani gerçekten de çok başarılı. Düşük ışık performansının mükemmel olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. 108 megapikselle yani 108 megapiksel sensörle f1.7 diyafram değerine gelince
Yani dediğim gibi düşük ışık fotoğraflarında bundan daha iyi bir telefon bulmak hakikaten çok zor arkadaşlar. Oldukça başarılı. Gece modu var ama inanın gece moduna gerek kalmadan arkadaşlar çok rahat bir şekilde fotoğraf çekiyorsunuz. Bu arada şöyle söyleyeyim. Mükemmel bir yapay zeka uygulaması var. Ya araba çekerken araba çektiğini söylüyor. Kedi çekerken kedi çektiğiniz, köpek çekerken köpek çektiğinize kadar gerçekten de oldukça başarılı bir yapay zeka destek sistemi var. Bunu hem ön kamerada hem de arka kamerada kullanabiliyorsunuz. Benim genel anlamda kullanıcı deneyimini söyleyeceğim size bu kadar. Tabii ki şunu soracaksanız abi hoparlörler nasıl diyeceksiniz? Stereo hoparlör var arkadaşlar ve bu stereo hoparlörlerin de oldukça verimli ve güzel bir şekilde ses verdiğini söyleyelim. Titreşim tarafında da özellikle oyuncular bunu çok fazla soruyorlar. Titreşim tarafında falan da en ufak bir sıkıntı yok. Oldukça dediğim güzel bir titreşim modunda olduğunu söylüyoruz. Ama dediğim gibi bu titreşim modunun biraz daha iyi olmasını istiyorsanız kesinlikle bu silikon kılıfı kullanmamanızı öneriyorum size. O zaman daha fazla titreşimi elinizde alabiliyorsunuz özellikle oyun oynayan insanlar için. Telefonda 8K video çekme imkanına sahipsiniz ya. Çeker misiniz bilmiyorum ama yani 8K şu anda. Ya bu özellikler konuyu ama yani şu anda bu özellikleri kullanabilecek kaç kişi var? 8K yani video çekip de bunu ya nereye atabilirsiniz? Hadi YouTube'a atabilirsiniz ama işte evde izleyebilir miyiz? Yani Full HD bilgisayarım var benim mesela. Şu an bu kullanan Full HD. Bunu da 8K'yı izleyemem. Ya öyle bir imkan yok. Ama 8K desteği olan dediğim gibi bir telefondan bahsediyoruz. Kullanamasanız da bu tarz özelliklerin olduğunu çok net söyleyeyim. Hatta 8K'da da 30 FPS desteğini artık bu telefonlar sahip. Gerçekten de 8K'yı da 4K gibi çekmeye başladılar. Çok başarılı. Benim telefonla kusura bakmayın uzattım ama telefon gerçekten bana sorarsanız son dönemde incelediğimiz en başarılı Xiaomi telefonlarından bir tanesi. Evet tasarımsal anlamda belki dediğim gibi o endüstriyel tasarıma, amiral dediğimiz telefonların tasarımına çok yakın olmasa da donanım anlamında ve yazılım anlamında oldukça başarılı bir telefon. Eğer bu telefonu almayı düşünüyorsanız hiçbir şekilde korkmadan, çekinmeden bu telefonu alabilirsiniz. Benim telefonla ilgili şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Kısaca bir tasarımına yakından bakalım ki özellikle telefon tasarımına arkadaşlar kutu açılışına bakmıştık. Çok da beğenmiştik. Telefon tasarımına bakalım. Daha sonra arayüzünden biraz bahsederiz. Ve arkadaşlar kamera incelemesinde dilerseniz başka bir videoya bırakalım çünkü çok uzayacak. Yeni videolar görüşeceğiz. Hadi gelin şimdi tasarıma yakından bakalım. Telefon tasarımını dilerseniz renginden başlayalım anlatmaya. Yani böyle bir gri renk var. Küllü bir gri renk. O çok da güzel görünüyor arkadaşlar. Yani uzun zamandan beri gerçekten de gördüğüm en güzel renklerden bir tanesi. Yani ve bu arka taraftaki bu arkadaşlar silikon kılıf da çok başarılı ve Xiaomi logosunu da burada görüyoruz. Yani bunu kullandığınız zaman da telefonun kalitesini bir kat daha arttırdığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani telefonun derin tasarımından bahsediyorsak ya kesinlikle bu kılıfın da bir tasarımı var. Burada mesela mat bir renk kullanılmış. Burada daha açık renkte bir renk kullanılmış. Dediğim gibi telefona farklı bir hava katıyor. Bu silikon kılıf bile özel düşünülmüş bir ayrıntıya sahip. Şimdi telefonun arka tarafına baktığımız zaman tabii ki ne var? Yani çok büyük kocaman arkadaşlar bir kamera sensörü var ve bu kamera sensörü de sanki arka tarafta dörtlü bir kamera varmış gibi görünüyor ama şu üstteki arkadaşlar renk sensörü olduğunu söyleyeyim. Işık sensörü özür dilerim. Renk sensörü demeyelim. Işık sensörü olduğunu söyleyelim. Ve bu hemen altında da yine LED flaşımızı görüyoruz. Tabii ki burada arka tarafta 108 megapiksellik bir kamera sensörümüz var ve ya çok güçlü görünüyor. Çok büyük bir sensör arkadaşlar. Zaten 1/1.33'ün sensörü var ki hani artık neredeyse ya böyle çok üst seviye arkadaşlar DSLR makinalara yaklaşan sensörlerden bahsediyoruz. Ya yani önümüzdeki dönemde bu sensör boyutları artar mı? 1/1.33'ten 1/1.18'e geleceği söyleniyor. Herhalde gece fotoğraf çekimi falan noktasında işin başka bir boyuta geleceğini hep beraber göreceğiz. Hemen bunun altındaysa 13 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip bir geniş açı sensörümüz var. 123 derecelik bir görüş açısı sensör var ve hakikaten de çok başarılı bir işe imza atıyor. Bunun altında ise 5 megapiksel makro kamera var arkadaşlar. Bu makro kameranın da nasıl açıldığını soran çok fazla insan var. Onu da kamera detaylarında göstereceğim size. Hatta arayüzde göstereyim. En azından bu konudaki merakınız da giderilmiş olsun. Şunu da söyleyelim. Şimdi bu telefonda zaten söyledik az önce ama 108 megapiksel kamera sensörü var ama bu kamera sensörü f1.7 diyafram değerine sahip. Yani 108 megapiksel 1.33 kamera sensörüyle f1.7 diyafram değeri bir araya gelince arkadaşlar inanılmaz bir işe imza atıldığını görüyoruz ve gerçekten gece fotoğrafında çok başarılı bir telefonla karşı karşıyayız. Telefonun yan tarafında tabii ki güç tuşumuz var ve bu güç tuşu tabii ne iyi işe yarıyor. Ayrıca parmak izi okuma sensörü. Ses açma kapama butonlarının hemen üstüne konuşlandığını görüyoruz. Yani karşıya konmayarak arkadaşlar burada bence iyi bir işe imza atalım. Çünkü neden? Karşıya konduğu zaman yanlışlıkla parmak izi tıklarken arkadaşlar ne yapıyoruz? Ekran görüntüsü alma imkanına sahibiz ama dediğim gibi yan yana konuşlandığı zaman böyle bir sorunla karşı karşıya kalmıyoruz. Telefonun üst tarafına baktığımız zaman tabii ki biliyorsunuz Çinliler çok fazla seviyor. IRI sensörlerini görüyoruz. Burada bir adet hoparlör çıkışı var. Ve burada tabii ki mikrofon girişimizi ve de ayrıca ses kaydını ve gürültü engelleyici mikrofonu da burada görüyoruz. Telefonun sol tarafında hiçbir şey yok.
Telefon alt tarafında hoparlörümüzü görüyoruz. Burada bir adet mikrofonumuz var. Tip-C girişimiz var ve sim kart yuvamızı da burada görebiliyoruz arkadaşlar. Telefon tasarımı ile ilgili söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 adet anten var. Bu 8 adet antenle telefon gerçekten de arkadaşlar çok fazla bir çekim gücüne sahip. Ve şunu çok net söyleyeyim, tabii ki bu 5G ile alakalı bir şey ama telefon bu kadar yüksek çekim gücüne sahip olduğu için de yani telefon görüşmelerinde biraz fazla şarj tükettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten bu konuda arkadaşlar pil testinde detaylı olarak sizlere bu incelemeyi de sunduk. Telefonun ön tarafına baktığımız zaman tabii ki yukarıda Infinity O bir artık dot display deniyor bunlara. Delikli bir selfie kamerası var. Bu selfie kamerasına 20 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip olduğunu söyleyelim. Tabii ki yan taraflarda çerçevelerimiz var. Üst tarafta çerçeve var. Bununla beraber alt tarafta çene yapısı var. Bu çene yapısını da biraz dediğim gibi yani şimdi mesela şöyle göstereyim size. Burada bir amiral gemisi telefonumuz var. Mesela Oppo Find X2 burada. Huawei P40 Pro da burada. Şimdi baktığınız zaman bu telefonlara yani bunların üçüne baktığınız zaman yani karşılaştırdığınızda açıkçası şunu söylemekte fayda var. Yani bu telefon işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani amiral gemisi bir telefon gibi görünmüyor. Yani bunların ekranlarına falan baktığınız zaman tabii ki çok daha farklı. Daha hafif bir telefondan bahsediyoruz. Ki Find X2 daha büyük olmasına rağmen daha hafif bir telefondan bahsediyoruz. Ama şunu söyleyelim. Bu telefonda açıkçası onların yarı parasına satılıyor. Yani o yüzden dediğim gibi bu telefonun tasarımını bu anlamda eleştirmek çok doğru değil ama telefon tasarımsal anlamda rakiplerinden biraz daha geride kalsa da donanımsal anlamda kesinlikle ama kesinlikle geri kalmıyor arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ekranın 144 Hz tarama hızına söyleyelim. Bu arada bulutların akışını falan filan görebiliyor musunuz? Yani hiçbir takılma yok. İşte dediğim gibi amiral gemisi telefon ekranı da bu ekran koruyucuyla ya da duvar kağıdını diyelim. Çünkü bunlar duvar kağıdı, hareketli duvar kağıdı. Mükemmel bir şekilde bizlere sunduğunu görüyoruz. En ufak bir takılma yok arkadaşlar. Bu da dediğim gibi bu telefonun aslında en güçlü yerlerinden bir tanesi. Tasarımsal anlamda söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ne yapalım? Biraz da dilerseniz gelin arayüzü yakından bakalım. Telefon arayüzüne başlayacaksak herhalde dilerseniz arkadaşlar telefonun yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığından bahsedelim. Tabii ki yüzümde maske var. Bu artık çok önemli kriterlerden bir tanesi. Kim ne derse desin. Hemen kapatalım. Bu arada bu parmak izim çalışmıyor arkadaşlar kesinlikle. Bunu söyleyeyim. Yani hemen basıyorum. Gördüğünüz gibi hiç beklemeden açıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Hiçbir şekilde bekleme yapmadan arkadaşlar hemen açıyor. Yani yüzünüzde maske varken de çok rahat bir şekilde yüzünüzün tanıdığını görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, bu çok sorunsuz çalışıyor. Peki parmak izi okuma sensörü nasıl çalışıyor? Bir de buna bakalım. Parmak izi okuma sensörüm burada. Dokunuyorum. Dokunur dokunmaz açılıyor arkadaşlar. Yani o kadar başarılı ki. Yani şöyle dokunuyorum, açılıyor. Bakın. İnanılmaz başarılı. Yani parmak izi okuma sensörü tarafında bundan daha hızlı bir parmak izi okuma sensörü gördüm dersem inanın yalan söylemiş olurum. Bu ne abi ya? Sinir bozucu bir durum yani. Aşırı başarılı arkadaşlar. Bakın hemen dokunuyorum, açılıyor. Şimdi ne yapalım? Biraz dilerseniz telefonun MIUI 12 arayüzüne yakından bakalım. Hemen dilerseniz biraz arayüzden size bahsetmek istiyorum. Bu tarz arkadaşlar bu canlı duvar kağıtları MIUI 12 ile beraber geldi. Yanlış hatırlamıyorsam ve gerçekten de çok ama çok başarılı bir şekilde bize hizmet ediyor. Hiçbir şekilde takılmadan bir dinamik bir hale getiriyor ve çok başarılı bir performansı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dilerseniz ayarlara girelim. Birçok insan ha bu arada ayarlara girmeden evvel şöyle söylemek lazım. Şimdi bu yeni bir güncelleme geldi buna. İki tane bildirim ekranımız var. Bir böyle çektiğimiz zaman arkadaşlar genel anlamda kullandığımız kontrol merkezine ulaşabiliyoruz. Buradan da çektiğimiz zaman bildirimleri görebildiğimiz ekran geliyor. Bunu belirtelim. Bu açıkçası biraz kullanıcı tarafında baştan beni çok zorladı ama şu anda da oldukça fazla alıştım. Hemen buradan ayarlara girdiğimiz zaman çok fazla sorulan şeylerden bir tanesi var. Abi bunu nasıl yapıyorsun diye. Şifreler ve güvenlik diye bir seçenek var. Bu şifreler ve güvenlik seçeneğine girdiğimiz zaman da burada yüz tanıma ve parmak izi de burada net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi yüz tanımaya girelim. Yüz tanımaya girdiğimiz zaman arkadaşlar bakın kilit açtıktan sonra kilit ekranında kal diye bir seçenek var. Bu kilit ekranında kal seçeneğine tıkladığınız zaman bu telefonun iPhone gibi olduğunu görüyoruz. Yani kilit hiçbir şekilde açılmayan yüzünüzü tanıyor ve kaydırmaya ihtiyacınız var. Eğer bunu bu şekilde kullanmak istemiyorsanız bunu buradan kapatmanız gerekiyor. Bunu belirtelim. Yüz tanımayı farklı uygulamaların açılması için de kullanabiliyorsunuz. Yani ben işte WhatsApp'ın benim yüz tanımayla açılsın diyorsanız bunları da ayarlama imkanına sahipsiniz. Bir şey daha göstereceğim. Bunu da çok fazla soran var. Abi biz navigasyon tuşunu kaldıramadık diye bazı şeyler okudum. Burada da ek ayarlara giriyoruz. Ek ayarlardan tam ekran görünümü diye bir seçenek var. Tam ekran görünüme tıkladığınız zaman arkadaşlar işte bu şekilde kullanın. Tam olarak ekran kullanın ama
tuşlara bastığınız zaman da sanal tuşların geldiğini görebiliyoruz. Bu ayarları buradan yapıyoruz arkadaşlar. Bunları çok fazla soran insan olabiliyor. Şöyle söyleyelim. Burada temalara girdiğimiz zaman herhalde Xiaomi'nin en önemli, yani en güçlü yerlerinden bir tanesi arayüzde kesinlikle temalar desteği. Birçok tema var arkadaşlar. Yani istediğiniz temaları, dark mode temaları var. Bu temaları istediğiniz gibi yükleyerek bunların dediğim gibi farklı kullanma senaryolarına sahip ürünleri de burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Emin olun istediğiniz mutlaka size özel bir tema vardır ve bu temaların içinde arkadaşlar ikonların da farklı özelliklere sahip olduğunu, farklı şekilde dizayn edildiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Dediğim gibi size hangi tema yansıtıyorsa bunu buradan tema seçeneğinden kullanabilirsiniz. Onlarca, yüzlerce, belki de binlerce tema var. İşin en önemli şeylerinden bir tanesi ise her gün yeni temalar da buraya ekleniyor. Gerçekten Xiaomi'nin en güçlü yerlerinden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle bu. Duvar kağıdı seçeneğine girdiğimiz zaman da burada da dediğim gibi temalardan haricinde bir de duvar kağıdı seçenekleri var. Birçok duvar kağıdını buradan bulabiliyorsunuz. Burada mesela yeni duvar kağıtları da buraya sürekli olarak güncelleniyor. Dediğim gibi kendinizi yansıtan duvar kağıtlarını buradan kullanıp bu telefonda kullanma için net bir şekilde burada kullanabilirsiniz. Oldukça güzel görünüyor. Bunu yani telefonunuz böyle görünecek diyor. Bunu da dediğim gibi uygula dediğiniz zaman direkt olarak uygulandığını görüyorsunuz. Arayüz tarafına tabii ki pil performansı diyor. Burada pil tasarruf modu var arkadaşlar. Bunu açmanıza imkanınız var. Bunu söyleyelim. Ultra pil tasarruf modu var. Bu da oldukça dediğim gibi telefonun telefon etme özelliklerini bırakan ve birçok özelliği kapatan ama telefonunuzun pilini çok daha uzun süreli kullanabilmenize olanak sağlayan detaylardan bir tanesi. Programlı aşama kapama, uygulama pil tasarrufu gibi birçok seçeneği de buradan bulabiliyorsunuz. Açıkçası bunları anlatsak herhalde saatler sürecek diye düşünüyorum. Ekrana girdiğimiz zaman da tabii ki burada yenileme hızını burada arkadaşlar 144 Hz, 90 Hz ya da 60 Hz gibi seçebiliyoruz. Neden otomatik yok? Bunu anlamış değilim. Umarım dediğim gibi bir an evvel bununla ilgili bir otomatik güncelleme de gelir. Yani en azından bizim ihtiyacımız olan tarama hızını bize o anda sunabilecek bir şekilde arayüz optimize edilir. Bununla ilgili en önemli herhalde detaylardan bir tanesi, eksiklerden bir tanesi bu diyebiliriz. Şunu çok net söyleyeyim arkadaşlar, yani bu telefonun Android 11 güncellemesi alacağı kesin detaylardan bir tanesi ve hatta ilk alacak telefonlardan bir tanesi olarak söylendi. Hep beraber göreceğiz. Çok ciddi anlamda bunu da bekleyen insan var. Umarım Android 11 ile beraber telefon daha iyi bir pil performansı, daha iyi bir yazılım bizlere sunabilir, daha güçlü bir yazılım bizlere sunabilir. Benim telefonun arayüzüyle ilgili söyleyeceğim şeyler de bu kadar. Önümüzdeki günler telefonun kamerası ile ilgili, hatta bir sonraki gün muhtemelen telefonun kamerası ile ilgili de bir video paylaşacağım. Bunu çok fazla uzatmak istemiyorum. Tüm detaylara içtenlikle değindiğimi düşünüyorum. Yeni videolarda görüşeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.